Bitti. Şimdilik. Yarın başka bir yerde yeniden başlayacağım. Ve böyle sürüp gidecek öyle mi? Böyle sürüp gitmemesi için uğraşmıyor muyuz? Çok yorulduk. Bugün dinlenelim. Bu kadar hak ettik. Kolay gelsin. Sen ne yapacaksın? Uzun zamandır yapmadığım bir şey yapacağım. Öyle aylaklık edeceğim, boş boş gezeceğim sen. Bilmem. Ben de vitrin yalamaya giderim herhalde. Bu ne demek? Hani böyle birbirinden güzel çantalar, ayakkabılar, elbiseler görürsün. Ama almaya paran yetmez. Vitrin camını yalarsın. Böyle. Arkadaşa bir bilet lütfen. Teşekkürler. Bu da Tabiat Hanım. Nasılsın? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Vay o. Cemil, çiğ köfte yapalım, yer misin? O da... Kurtuluşu ne demek? Nereden duydun? Sen konuşuyordun o adamlarla. Buradakiler pek hoşnut değil sende. O adam ne konuşur işçilerle, hizmetçilerle diyorlar. Sen ne diyorsun? Arkadaş.
Neredeymiş kızım baba? buradaymış. Neredeymiş? Neredeymiş babacık? Hani oyuncak babacığım? Meryem. Ben geldim. Kızımın annesi mi gelmiş? Annesi mi gelmiş kızımın? Hadi gidelim anneye, gel bakalım. Gel bakalım anneye gidelim. Babacık. Babacık gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Annem Bursa'dan döndü. Öyle mi? Senin neyin var? Yorgun musun? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Yorgunum sadece. Ben çantamı bırakayım. Alo? Kenan Bey daha gelmediler. Kim arıyor? Alo? Alo? Kapattı. Kimdi arayan? Bir kadın. Kenan Bey'le görüşmek istiyorum dedi. Adını sorunca da kapattı. Öyle mi? Evet. Alo? Bağla. Alo? Nimet Hanım? Merhaba. Hayırdır Nimet Hanım, bir şey mi var? Bir şey var ama hayır olur inşallah. Ne oldu? Bir mesele mi var? Cemile Hanım, sizinle yüz yüze görüşmemiz gereken çok mühim bir şey var. Tamam olur, ben yarın uğrarım atölyeye, görüşürüz. Çok acil ama. Acil mi? Bu akşam görüşsek. İyi tamam, ben şimdi geliyorum. Cemile Hanım. Hoş bulduk. Hoş buldum da yani ne oluyor? Görevimiz yarın başlıyor. Ne? Yani neden? Ben, bana hiçbir şey söylemediniz. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu karar işçilerin Cemile Hanım. Patrona danışmayız. Ama bana söyleseydiniz. Olanlardan haberiniz yok muydu sanki? Bilmiyor muydunuz? Neyi? Neyi bilmiyor muydum? Ücretlerimiz yarı yarıya indirildi. 5 arkadaşımız işten çıkarıldı. Ne? Yani nasıl olur? Biz de anlamadık Cemile Hanım. Bize ne soran oldu ne de anlatan. Hayır, işten çıkarılanlar neden çıkarıldı? Sendikalı oldukları için. Neden olacak? İstihdam fazlası var dediler, bahane uydurdular. Biz hakikati biliyoruz. Biz de gittik sendikaya üye olduk. Yarın grev başlıyor. Hakkımızı alana kadar sürecek. Nimet Hanım, ben size yardım ederim. Greve falan lüzum yok. Ücretleri eski haline getiririm. İşten çıkanları da geri alırım. Ama siz bana zaman verin, bir gün verin. Bu iş artık bizi aştı Cemile Hanım. Grev sadece bu iş yerinde yok. Genel bir grev bu. Sadece bizim iş yerindeki işçilerin haklarını almak için değil, iş kolundaki bütün işçilerin haklarını almak için yapıyoruz bu grevi. Öyle mi? Biz sizi severiz Cemile Hanım. İş yerindeki bütün işçiler de sever sayarlar sizi. Ama kusura bakmayın. Bu grev Cemile Hanım'a karşı değil, bu grev patrona karşı. Herkes için hayırlısı olsun o zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.